SMA hastaları. Devlet onlara da diğerleri gibi destek olmuyor. Son 20 gün elamıza umut olsunlar istiyoruz elamız. Her gün elimizden kayıp gidiyor. Kampanyamız %50'ye geldi. Ben Ümran'dan, SMA tip 1 ölümcül kas hastası Zehra bebeğin annesiyim. 10 aylık. Sesimizi duyuramıyoruz. Kızımın artık bedeni dayanmıyor. Nefes alamadığı için boğazı delindi. Şu anda boğazı delinmiş bir şekilde. 12 tane makine bağlı, dayanamıyor artık. Her gün bir anne bir baba haykırıyor ama seslerini duyan yok. Yurt dışında uygulanan gen tedavisi olumlu örneklere rağmen Türkiye'de hala karşılanmıyor. Tek sefer uygulanan tedavinin maliyeti ise çok yüksek. Yaklaşık 2 milyon dolar. SMA tip 1 hastası çocukların aileleri bu parayı karşılayabilmek için yardım kampanyaları düzenliyor. Tıpkı Ela'nın, Zehra ve Asenat'ın aileleri gibi. Elim boş kalsın istemiyorum evladım. Kucağımdan ayrılmasını istemiyorum. Herkesten umut bekliyorum. SMA tip 1 hastası Ela Ünal Alanya'da yaşıyor. Durumu günden güne ağırlaşıyor, kas kaybediyor. Gen tedavisi için yaş ve kilo kriterlerine uygun olması gerekiyor. 4 aylıkken teşhis konulan 10 aylık Ela'nın zamanı daralıyor. 20 günde kampanyasının tamamlanması gerekiyor. Zehra'nın da sağlıklı bir birey olması için, ilacına kavuşması için 1.98 bin milyon dolara ihtiyacımız var. Solunum desteği alıyor, her gün kas kaybediyor. Her bir ailenin tedavi için toplaması gereken para yaklaşık 2 milyon dolar. SMA hastası 10 aylık Zehra bebek için düzenlenen yardım kampanyası henüz %5'e ulaştı. Lütfen sesimizi duyun, duyurun. Zehra kızımın ilacına kavuşması için. 27 aylık Asenat Münas'ta SMA tip 1 hastası. Kampanyaları valilik izinli olmasına rağmen standları zabıta tarafından kaldırıldı. Baba Melik Münas evladının tedavisi için destek bekliyor. Bunu yaptığınız zorbalıktır. Yani bunu nereye götürüyorsunuz? Bir çocuğun yaşamına aidensiniz. Evladınız yok mu sizin?